Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Türk savunma sanayi devi hangi ilke imza attı? İşte o gelişme. Savunma sanayi alanında Türkiye önemli başarılara imza attı ve atmaya da devam ediyor. Savunma alanında önemli isimlerden biri olan TUSAŞ, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek Türkiye'de ilk uluslararası NetCap sertifikası alan şirket oldu. TUSAŞ, uzay ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren 4000'in üzerindeki firma arasında toplamda 11 farklı işlem grubunda NetCap akreditasyonuna sahip 16 özel proses yeteneğiyle dünya birinciliğini perçinlemiş oldu. Ayrıca TUSAŞ 2017 yılından bu yana paylaştığı dünya birinciliğini de artık tek başına devam ettirecek. İspanyolların tercihi de Türk savunmasından yana oldu. Gelişmeye devam eden Türk savunma sanayi İspanya Hava Kuvvetleri'nin de dikkatlerinden kaçmadı. İspanyol Hava Kuvvetleri eski eğitim uçağı olan F-5 uçaklarını değiştirme kararı aldı. Söz konusu F-5 uçaklar TUSAŞ tarafından üretilen 24 adet Türk yapımı Hürjet gelişmiş eğitim uçağıyla değiştirilecek. Ayrıca İspanyol Hava Kuvvetleri 6 yeni A400M uçağı da satın alarak stratejik nakliye filosunu genişletmiş olacak. Türk Hava Kuvvetleri A400M'leri deprem ve tıbbi tahliye gibi operasyonlarda başarıyla kullandı. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Çelik Kube hakkında neler söyledi? Geçtiğimiz günlerde toplanan Savunma Sanayi İcra Komitesi'nde katmanlı hava savunma sistemleri ele alınmıştı. Toplantıda dikkat çeken kararlardan biri, Çelik Kube adı verilen yeni hava savunma sistemi projesinin onaylanması oldu. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor Haluk Görgün, yerli hava savunma sistemi olan Çelik Kube'yi sistemler sistemi olarak tanımladı. Peki Çelik Kube tam olarak ne yapacak? Çelik Kube, katmanlı hava savunma sistemlerini ve tüm algılayıcıları bir ağ yapısı altında entegre ederek ortak hava resmini oluşturup gerçek zamanlı olarak harekat merkezlerine iletecek. Ayrıca yapay zeka desteğiyle karar vericilere kritik bilgiler de sunacak. Projenin dikkat çeken bir diğer özelliği ise yerli ve milli olması. Sistem alanında başarılı firmalar olan Aselsan, Roketsan, TÜBİTAK, SAGE ve MKE firmalarının ortaklaşa çalışmasıyla geliştirilecek. Yurt dışı alışverişlerinde yeni vergi düzenlemesine gidiliyor. Türkiye'de aradığı bazı ürünleri bulamayan vatandaşlar yurt dışı uygulamalarından bu ürünleri tedarik ediyordu. AliExpress, Shein gibi uygulamalardan yurt dışından ürün almak daha hesaplıya geliyordu. Son zamanlarda da bu uygulamalara Temu isimli bir alışveriş sitesi eklenmişti. Son dakika alınan bir kararla yurt dışından yapılan alışverişlerde önemli bir vergi değişikliğine gidildi. Cumhurbaşkanı onaylı resmi gazetede yayımlanan kararla vergi oranları %30'dan %60'a yükseltildi. Ayrıca özel tüketim vergisi kapsamına giren ürünler için de %20 oranında ek vergi uygulanacak. Bu düzenleme yurt dışından alışveriş yapmanın cazibesini ise büyük ölçüde azaltacak gibi duruyor. Kira kontratlarında artık yeni dönem başlıyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz kira kontratı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, kira kontratı zorunlu olarak E-Devlet kapısı üzerinden yapılacak dedi. Kiracı ve ev sahibi arasında yapılan kira sözleşmesinin bir nüshası sözleşme tarihinden itibaren 15 gün içerisinde E-Devlet sisteminde yer alan kira sözleşmesi bilgi sisteminde kayıt altına alınacak. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından oluşturulmuş olup sözleşme kayıtları vergi dairesine bildirilecek. Instagram konusunda son karar ne oldu, ne zaman açılacak? Milyonlarca kişinin kullandığı sosyal medya uygulaması Instagram 2 Ağustos tarihinde erişime kapatılmıştı. Kararsa katalog suçlar kapsamında birden fazla içerikle ilgili ihlal tespiti nedeniyle verilmişti. Neredeyse 5 gündür kapalı olan Instagram konusunda milyonlarca kullanıcı X platformu üzerinden tepkilerini göstermeye devam ediyor. Instagram üzerinden satış yapan, reklam veren, işletmesini tanıtan binlerce kişi Instagram'ın günlerce kapalı olmasından dolayı hem maddi hem de manevi açıdan mağduriyet yaşadıklarını ifade etti. Öyle ki birçok
çok sosyal medya fenomeni de şirketlerle olan anlaşmasını iptal etmeye başladı. Instagram'la günlerdir masaya oturan yetkililer, Türkiye ile ortak şartlar sağlandığı takdirde sosyal medya uygulamasının açılacağını söylüyor. Erişim yasağına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Ciddi bir aşama kaydettiğimizi söyleyebilirim. Çok uzamadan bizim hassasiyetlerimizi dikkate alacaklar. Anlık, dakikalık takip ediyorum. İstediğimiz gerekler yerine getirildiği takdirde engeli kaldıracağız," dedi. Bir haftaya geçen Instagram engelinin kalkması beklenirken, şimdi de gündeme diğer sosyal medya uygulamalarının yasaklanması taşındı. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.